bitmek üzere şu anda. Kaselere doldurduktan sonra fırınımıza atıyoruz. Üzeri kızarıyor. Afiyetle yiyoruz. Üzerini kızarmış halini göstereceğiz. Dilerseniz evet, irmik evet. tatlımızın malzemelerine geçelim. 500 olur gram mu? İrmik. Evet. Bir bardak sıvıya 100 gram tereyağı kavuruyoruz bunları irmikle beraber. Sıvıya tereyağı. Ondan sonra şam fıstığımızı da kavuruyoruz. Yarım saat falan sürüyor bu işlemimiz. Ardından süt bir kilo karıştırıyoruz. Sütü soğuk mu sıcak mı karıştıracağız usta? Sıcak. Şekerle beraber şerbet yapıyoruz. Peki onu. Sıcak şerbet mi evet, olacak? Evet. Tamam onu bilelim çünkü çoğunlukla şerbeti evet. soğuk döküyoruz ya. Hay hay. Tarçın gram. Koyuyoruz birazcık. Göstereceğiz onları zaten tabii, değil evet. mi? Malzemeleri tekrar söylüyorum irmik tatlısı için hanımlar beyler. 500 gram irmik bayramda güzel gider. Bir çay bardağı sıvı yağımız, 100 gram tereyağımız, 100 gram şam fıstığımız, 50 gram toz Antep fıstığımız var. 1 kilogram sütümüz, 1 tatlı kaşığı tarçınımız ve dondurmamız. Ben şimdi tekrar kapalı çarşı esnaflar 40 dakikalık bir tatlıdır. Aklınızda bulunsun. Geldik irmik tatlımız, dondurmalı irmik tatlısı. Dondurmalı irmik tatlısı için malzemeler 500 gram irmiğimiz var. 100 gram tereyağımız, 100 gram şam fıstığımız, 50 gram toz Antep fıstığımız, 1 kilogram sütümüz, 1 tatlı kaşığı tarçınımız ve dondurma. Nasıl yaptık usta? Önce yağımızı koyuyoruz evet. tencereye. Yağımızın hı-hı. peşinden fıstıklarımızı koyuyoruz, kızartıyoruz. Hı-hı. Peşinden de irmiğimizi koyup iyice böyle siyah olmayacak şekilde karartıyoruz. Tam kızaracak şekilde karartıyoruz. Önceden yaptığımız sütüyle beraber şerbeti hı-hı. üzerine döküyoruz. İrmik helvamız hazır oluyor. Üzerine süslüyoruz işte. Anlatımı ne kadar basit gördüğünüz üzere.